Merhabalar hanımlar, Yonca'nın Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bebek battaniyesi modelinin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup yanındaki zil işaretini tıklayarak bildirimleri açarsanız, yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Kanalıma ve bana destek olmak için videolarımı beğendiyseniz beğeni butonuna da tıklamayı unutmayın lütfen. İpimiz Nako Elite Baby arkadaşlar. Bebek modellerinde genellikle bu tarz yumuşak ipler kullanılıyor. Şöyle numaralarını ve şiş numaralarını vermişler. Tığla yapacağız. Çok kolay bir örnek olacak. Tığ numaramız da şöyle 3,5 milimlik bir tığ kullanacağım arkadaşlar. Tığdan tığa çok fark oluyor. Yine ipinize göre tığlarınızı da ayarlayabilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle zincir çekeceğim. Şöyle bir tane ilmek oluşturuyorum. Şimdi üzerine zincir çekiyorum. Ne kadar büyüklükte yapmak istiyorsanız, genellikle bebek battaniyeleri 90'a 90 oluyor. Siz de yine metre ile zincirinizi ölçerek o şekilde başlayabilirsiniz. Ben bugün küçük bir parça başlayacağım. Video olarak sizlere hazırladığım için tamamını paylaşamayacağım ama küçük bir parça üzerinde modelin anlatımını yapacağım inşallah. Şöyle saymadan çektim zincirlerimi. Şimdi elimle tutuyorum son zincirimi. Üzerine 3 tane zincir çekiyorum. 3. Tığımın başına ipimi sarıyorum ve tuttuğum zincirin içerisine batıp buraya üçlü trabzan yapacağız. Bir seferde çıkardım, iki sefer ve iki seferde çıkararak toplamda 3 seferde çıkmış olduk. Hemen yanındaki zincire batıp 1, 2 ve 3. Üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Zincirlerin üzerine üçlü trabzan yapacağız. Tek ya da çift sayı fark etmiyor. Modelimiz oldukça kolay. Tamamen trabzandan oluşan kolay bir örnek. Tığımın başına sarıyorum. Hemen yanındaki zincire batıp 3 seferde çıkarıyorum. Sıra sonuna kadar üçlü trabzanlarını tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar üçlü trabzanları yaptım, tamamladım. Buradaki sayım 20 arkadaşlar. 20 tane zincir üzerine 20 tane de trabzan yapmış oldum. Şimdi üst kısma 3-4 tane zincir çekerek dönüyorum. Ve burada hemen modelimizi yapmaya başlıyoruz. Şöyle tığımın başına sardım ipimi. Trabzanın içerisine ön kısımdan geçiyorum bu şekilde. Yine aynı şekilde üçlü olarak trabzanı çıkıyorum. Tekrar tığımın üzerine sardım ipimi. Bu sefer arka kısımdan şu şekilde geçiyorum. Aynı şekilde üçlü trabzan yapıyorum. Bir önden bir arkadan yaparak modelimizi oluşturacağız arkadaşlar. Tekrar sardım ipimi, önden ilmeğimi çıkarıp üçlü olarak trabzanımı yapıyorum. Arka kısımdan geçiriyorum tığımı, trabzanın üzerinden tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine ipimi aldım, önden 3 defa da çıktım. Buradan tığımı geçiriyorum. Trabzanın arkasından
İpimi sardım tığımın üzerine. Önden trabzanın önünden bu şekilde devam ediyoruz. Örgümüzün modeli oluşmaya başladı. İlk sırada kendini belli etmiyor ama biraz daha yaptığımızda kendini gösterecek arkadaşlar. Şöyle bir önden bir arkadan sıra sonuna kadar üçlü trabzan yapmaya devam ediyorum. Bebe yünü olduğu için de çok yumuşak, böyle puf puf bir model oluyor arkadaşlar. Tığımızın ucu da oldukça kalın olduğu için gerçekten yumuşak düştü. Şimdi birazdan ben böyle biraz daha büyük olarak sizlere göstereceğim zaten. Kenar tığlamasını yaptığınızda gerçekten battaniyemiz çok hoş olacak. Çok zor bir model yapmaya gerek kalmadan bu modelde tığla çok güzel bir battaniye yapmış olacaksınız. Yaptıkça modelimiz biraz daha ortaya çıkmaya başladı. Şimdi burada son bir tane trabzan kaldı. Onu da önden son kez alıyorum. Ve burada 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çektim. Dönüyorum. Bu sırayı trabzan öreceğiz. Bir üst sıra için bir alt zemin hazırlamış olacağız. Hemen tığımın üzerine sardım ipimi. Bir defa doladım. Burada ilk sık iğnenin içerisine değil, trabzanın üzerine değil, ikinciye. Çünkü bu burayı takip ettiği için buradan artırma yapmamak için ikinciden üçlü trabzan yapmaya devam edeceğiz. Sırasıyla trabzanların üzerine tekrar trabzan yapıyoruz. Görüldüğü üzere çok kolay bir model arkadaşlar. Daha kolay bir model inanın bilmiyorum var mıdır. Sadece bir önden bir arkadan alarak model kendiliğinden oluşuyor. Şimdi burayı sıra sonuna kadar geleyim. Tekrar üst kısımdan biraz daha gösterip bitirelim videomuzu. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi son trabzanı zincirin üzerine de yapacağım. Zinciri bir trabzan olarak saydığımız için buradan zincirin içerisinden geçiyorum. Ve buraya bir tane trabzan yapıp tamamlıyorum sıramı. 3, 4 tane trabzan için 4 tane zincir çektim. Hemen burada ilk başta önden aldığımız için, bu sırayı takip ettiğimiz için yine önden alacağız arkadaşlar. Eğer arkadan başlayacak olursanız arkadan başlayın ikinci sıranızı da. Şimdi arkadan alıyorum. Önden alıyorum. Bir, iki, üç sırada çıkıyorum. Model oldukça kolay arkadaşlar. Ben şöyle sizler için büyük bir parça hazırladım. Hemen onu da göstereyim. Evet, bu şekilde yumuşacık. Gerçekten battaniye için uygun bir model oldu. Ön yüzü ve arka yüzü birebir aynı arkadaşlar. Arkadan da aldığımız için son hali bu şekilde oldu. Evet, ben bu modeli beğenerek yaptım. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Yapacak, deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen.
Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki örgü videolarımda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun, hoşça kalın, sağlıkla kalın.